Efendim hoş geldiniz. Bugün Homeros okumaları İlyas'ın 47. oturumunda İlyas'ın 18. kitabı Sigma kitabının 3. kısmıyla devam ediyoruz. Kuvvetle muhtemel bugün 3. kısmıyla 18. kitabı bitirmeye gayret edeceğim. Gayret edeceğim diyorum çünkü bugün ele alacağımız konu hakikaten çok oylumlu bir konu. Oldukça hacimli bir şekilde tartışılabilecek bir konu. Birazcık bu hacminden bahsedeyim. Fakat bugün bu hacminin belirli bir veçesiyle daha fazla ilgileneceğiz. Şöyle ki bu bir uzun uzadıya bir kalkan tasviri. Fakat bu tasvir bitmiş bir kalkanın tasviri değil, yapılmakta olan bir kalkanın tasviri. Dolayısıyla aslında bir yandan da bir eylemin tasviri. Nesnenin değil sadece, bir de bir eylemin tasviri. Tabii bu eylemin tasviri, nesnenin tasviri, bu gerek edebiyat eleştirisi sahasında, gerek felsefe sahasında tartışmayı başka başka boyutlara getiriyor. Bu işin tartışma aktörleri arasında Roland Barthes gibi, işte postmodern filozoflar olduğu gibi, Gérard Jeannette gibi bir takım edebiyat eleştirmenleri, edebiyat eleştirisi kuramcıları var. Temel mesele de bu metnin bir ekprasis olarak nitelenmesi. Ekprasis aslında böyle tam kelimenin Yunanca anlamıyla, etimolojisiyle düşünüldüğünde dışına çıkarak konuşma gibi bir anlama sahip aslında. Böyle çok motamo, kelime kelime bir çeviriyle bu şekilde kurabilirsiniz. Nasıl bir dışına çıkma bu ve bu metin bize nasıl imkanlar sunuyor? Antik çağdan günümüze, aslında sadece çağdaşlar yani modernler de değil, antik çağdan günümüze bu metnin üç temel veçesi tartışılmış. Birinci veçesi bu kalkan, bahsedilen Akilleus için yapılan kalkan acaba hakikaten var olan bir kalkan mı? Böyle bir kalkan var mı? Çünkü doğrudan tılsımlı bir nesneden, bir çeşit bir kutsal emanetten söz ettiğimizden bu varsa tabii antikler açısından bir arzu nesnesi konumunda. Çağdaşlar açısından da bir temel bir mesele, anlatı stratejisi açısından bir mesele haline geliyor. Ve çağdaşlar büyük oranda tabii arkeolojik malzeme üzerinden bunu tartışıyorlar. Nedir bu arkeolojik malzemeler? İşte Levant bölgesinde, Mükenay'da, Girit'te bulunan bir takım kalkanlar, bir takım kaseler, bu kaselerin üzerindeki kabartmalar ve betimlemeler acaba kalkanla bir ilişki içinde mi, kalkanla bir yaklaşım ortaklığına sahip mi gibi bir anlayış. Bunun bir tanesi bu. İkincisi, kalkanın anlatımı dediğimiz şeyin, yani burada yapılan ekprasis denen şeyin nasıl bir yordamla bunun yapıldığı ve bu yordamın genel olarak Batı edebiyatına, Yunan retoriğine, hitabet sanatına ve Batı edebiyatının diğer kollarına nasıl sirayet ettiği doğrultusunda bir edebiyat eleştirisi konusu olarak. Bu da çok yoğun bir şekilde tartışılıyor. Üçüncü olarak ise burada bahsedilen sahnelerin birbirleriyle ilişkileri bağlamında bize acaba nasıl bir tablo sunuyor? Şimdi bu tablo sunuyor deyince biz hemen tabii diğer bir takım kalkanlara gidebiliyoruz ve o kalkanlarda nasıl tablo sunduğu ve burada nasıl tablo sunduğu, biraz bunları tartışacağım. Bir dördüncü, yani ekleyebileceğimiz, bunun üzerine ekleyebileceğimiz bir dördüncü mesele ise kalkanın haddi zatında var olmayan bir şey olarak Homeros tarafından muhayyilesinde kurulan bir nesne olduğundan buradaki ortaya çıkan nesnenin
nesneliğine dair ontolojik tartışma. Bu nesnenin nesneliğine dair ontolojik tartışmada büyük oranda modernlerden işte Agamben gibi birkaç filozof da karşımıza çıkıyor. Bu mesele yani haddi zatında olmayan fakat bir muhayyilede yaratılan nesnelerle ilgili biliyorsunuz bu tartışma daha Platon'a kadar dayanabilecek bir tartışma ama burada postmodernler birazcık daha doğrusu modern çağ filozofları öyle diyelim. Postmodernliği hepsini de aynı kefeye koymayalım. Başka bir seviyede de bunu tartışabilirler. Tabii bu dört başlıktan bizim bu zamana kadarki 46 dersimizde ortaya çıkan Sadet'ten hareketle en fazla tematize edebileceğimiz, mevzu bahis edebileceğimiz konu üçüncü tema. Yani bu sahnelerle, ortaya çıkan sahnelerle sahnelerin ilişkilerinden nasıl temalar çıkar? Şimdi bu nasıl temalar çıkar deyince, birazdan sahnelere girince, kalkanın tamamının tasvirine girince aslında buradan bir kozmoloji, buradan sosyolojik bir yapı, bir hukuk sistemi, hatta bir Latince tabiriyle imago mundi, yani bir kosmos imgesi, bir evren imgesi çıkabileceğine dair bir tabloda çıkıyor. Şimdi tabii bir kalkan niçin böyle bir şeyi ifade etsin? Bizim daha önce gördüğümüz kalkanlar böyle bir şeyi ifade ediyor muydu? Ve böyle bir kalkan teması bu metinde niye var? Şimdi bu metin kaldığımız yer itibariyle biz 467'de kaldık. Kalkanın tasvirine girmeden önce bir kısımla başlıyor ki bu kısım Hephaistos'un kendi atölyesinde, kendi demirci ocağında işlerini nasıl yaptığı ile ilgili bir sahneyle başlıyor. Bu kısmı ve kalkanın Ekprasis'ini tartışan bütün çağdaşların ortak kanaati bu ön kısmın işe dahil olmasıyla aslında kalkanın bir nesneyi tabir etmekten ziyade, nesneyi tasvir etmekten ziyade bir eylemi tasvir ettiği ve dolayısıyla aslında işin içinde temel bazı başlıkların unutulmaması gerektiği kanaati çıkıyor. Burada bir bazı başlıkları hatırlatmak isterim. Bu başlıklar Becker tarafından ekprasisi, yani buradaki ekprasisi, bu ne diyelim, sanat eseri tasvirini. Şimdi ekprasis diyorum. Ne demek ekprasis? Ekprasis aslında bir sanat eseri tasviri. Fakat modern çağın insanı sanat eseri tasviri deyince bitmiş bir sanat eserini anlıyor. Halbuki burada yapılmakta olan bir sanat eserinin tasvirinden söz ediyoruz. Şimdi bu da aslında şöyle bir dörtlü yapı bize getiriyor. Bunu Becker Latinceleriyle söylemiştir. Bir tanesi res ipsae, yani ortaya koyulan bir olay var. Yani orada anlattığı bir olay var ve bu olay ya da karakterler var. Yani oradaki şey durumu. İkincisi opus ipsum, yani sanat eserinin kendisi, aslında kalkanın nesne olarak kendisi. Üçüncüsü artifex, yani yaratıcı, zanaatkar, dolayısıyla Hephaistos. Dördüncüsü de animat versor, yani buna görgü tanıklığı eden. Şimdi buna görgü tanıklığı eden anlatının içinde okuduğunuz zaman aynı zamanda hem anlatıcı olarak Homeros'cu şair hem de biziz. Yani Homeros'cu şair zaman zaman bizim yanımıza geçip bizimle beraber bu işi seyrederken zaman zaman da sanki Hephaistos'un orada bir çırakmış gibi o şeye dahil olarak oradan anlatıyor. Buna da hitabet geleni metalepsis diyor. Yani aynı anda bir seyirci konumuna geçmek, bir
fail konumuna geçmek ve failin dünyasındamış gibi anlatmak ve dışarıda girmiş gibi anlatmak. Şimdi bunu böyle anlatı stratejisi açısından böyle ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Yahut böyle tek tek acaba her seferinde hangi konumdan anlatıyor? Tabii burada böyle Gerard Genet gibi böyle çok çağdaş bir takım kuramlarla bu metni mağlul etmeye de gerek yok. Yani çünkü Gerard Genet'in kullandığı yöntem belirli açılardan buraya uyuyor ama belirli açılardan da buradaki ilksel yapıyı mağlul ediyor. O bakımdan hani böyle bir şeye hacet görmüyorum burada ama hiç değilse başlangıç kısmındaki bir takım unsurların bizim için ne ifade edebileceğiyle ilgili bir başlangıç yapabiliriz. Bir de buna girmeden önce birkaç hususa, yani aslında bu oturumda değinmeyi düşünmediğim, daha doğrusu ayrıntılarına girmeyi düşünmediğim birkaç hususu birazcık anlatacağım. Çünkü ayrıntılarına girmeye kalksak hakikaten belki de bir sömestr ders vermem gereken bir konu bu. Çünkü başlangıcından günümüze kadar Mükenay ve Levant'taki bütün arkeoloji buradaki figürleri aradı. Gözler bunu aradığı için o kadar fazla yayın var ki bu konuda. Yani kalkanı andıran sahneler arama gayreti. Bu doğrultuda böyle zaman zaman geldikçe de söylerim. Yani işte aslanın bir boğayı öldürmesi sahnesi mesela. Bu Fenike kaselerinde çok karşımıza çıkan bir şey. Yahut efendim bir takım halkalar, kalkanın üstünde gördüğümüz halkalar, Boyotia kalkanlarında gördüğümüz. Dolayısıyla aslında Homeros bir çeşit eklektisizmle belki de gördüğü başka nesnelerden bir muhayyilede bir şey birleştirmiş gibi duruyor. Tabii bu bizim afaki modern kafamızla söylediğimiz bir şey. Fakat bu nesne nasıl bir şey ve nesneyi nasıl algılamalıyız üzerine gittiğimizde atölyeye geri dönmeden önce. Öncelikle birkaç çeşit kalkanımız var. İşte Sakos diyoruz, Aspis diyoruz. Burada zaman zaman işte Sakos demesine rağmen bizim mesela Ayas'ta gördüğümüz kule formunda, yani eliptik formda bütün vücudu kaplayan bir kalkan değil bu. Bu tam dairevi formda bir kalkan. Şimdi bu tam dairevi formdaki kalkanlar genelde bir ahşap çerçeve, bir karkas üzerine sığır derisi gerilerek yapılıyor. Üzerine de bir kat, bazen birkaç kat tunç geçirilerek kalkan tamamlanıyor. Örneğin 12. kitap 295-297'de Sarpedon'un kat kat sığır gönü üzerine dövülmüş tunçtan bir kalkanı olduğundan bahsediyor. Dolayısıyla yani ilk başta birkaç kat sığır gönü, üzerinde de tunç var. Böyle bir yapı. Hektor'un kalkanı yine sığır gönü ve çok dövülmüş tunç diyor. 13. kitap 804'te ve 7. kitap 492-493'te. Ayas'ın kule kalkanı ise 7 kat sığır gönü, üstüne bir kat da tunç olduğundan bahsediyor. Hatta bir darbe geldiğinde 6. kitap 117-118 ve 7. kitap 219-223'te 7 kat şeyin derinin bir 6 katını kat ettiğini temrenin ama 7. katında kaldığını ve tamamen kalkanı delemediğinden bahsediyor. Bu kalkan ise 5 katlı bir kalkan. Fakat bu 5 katlılık sonra 19. kitapta 20. kitapta göreceğimiz üzere özel bir dokuya sahip. Şimdi nasıl bir şey olduğunu bu 20. kitaptaki kısımdan okuyarak size aktarayım. Bu 20.
kitapta Ayaneas'la Akileus karşılaştıklarında bu kalkanla, kalkana bir darbe indiriyor Ayaneas. Ve Ayaneas'ın mızrağı kalkanı geçemiyor. Hatta Akileus kalkanı geçebileceğini ve onu delebileceğini düşünerek kalkanı uzağında tutuyor. Yani üzerinden geçer diye. Biraz daha uzağında tutuyor. Hatta Akileus'a da bu kısım, bu dala seni nasıl olur? Tabii ki bu seni koruyacaktı gibi bir şekilde Akileus'a da böyle bir ifade kullanılıyor. Fakat orada temel yapı şöyle tarif ediliyor. 2 kat tunç, arada 1 kat altın, 2 kat daha kalay. Onlardan ikisi tunçtan, içerideki 2 tanesi kalaydan, biri de altındandı. O kattı işte, diş budak kargıyı tutan diyor. 20. kitap 271-72'de. Şimdi bu mesela bizim çağdaşlar tarafından hiç anlaşılmamış bir şey. Altın gibi bir şey niye araya sokulsun? Tabii çağdaşlar tabii bütünüyle mekanik bir yaklaşımla altının niçin yumuşak metalin araya koyulacağı ve altının niçin tutacağı düşünülüyor. Ve bu konuda hatta Aristarkos bu altının öyle olmayacağını, başka bir şey olacağını doğrultusunda metin eleştirisi de yapıyor. Fakat böyle bir kalkan. Yani 5 katlı, ortada altın, arka taraf kalay, ön taraf tunç bir kalkan. Şimdi öncelikle bu kalkan bir çeşit tılsımlı materyal. Yani bu kalkan sadece fiziksel olarak güçlü değil, böyle bir tılsımlı materyal olduğu da unutulmamalı. Bunun neden böyle olduğunu da birazcık daha göreceğiz daha sonrasında. Fakat bu kalkan muadillerine göre bir garipliğe sahip. Nedir bu gariplik? Muadillerine biz Agamemnon'un kalkanını gördük örneğin. 11. kitap 20'den 40'a kadar kısımda bu kalkanı görmüştük. Bu kalkanın orta yerinde bir gorgo vardı. Yani Medusa başı. Ve bu gorgo sayesinde aslında bir korkutuculuk, özür dilerim, yılan betimi vardı. Gorgo Athena'nın kalkanında vardır. Ya da o Odysseia'da 11. kitap 609-614'te Herakles'in kalkan kayışından bahseder. Bu da korkutucu amaçla yapılan bir şeydir. Yani böyle korkutucu şeyler vardır üzerinde. Aslında bu kalkan kayışları ya da kalkanlar genelde düşmanı korkutmak için kullanılan malzemeler dolayısıyla. Fakat Akileus'un kalkanı böyle bir kalkan değil. Akileus'un kalkanı gündelik hayattan sahneler içeren bir kalkan. Şimdi bu gündelik hayattan sahneler içerince tabii biraz da kafamız da karışıyor. Yani gündelik hayattan niçin bir tılsımlı kalkan sahneler içersin? Fakat ilerleyen aşamada kalkanın yapısı, bütün unsurlarını gördüğümüzde bu gündelik hayattan sahnelerin aslında bir bütünü tamamladığı, işte biraz evvel bahsettiğimize benzer bir imago mundi, bir dünya imgesi, bir dünya hayali diyeyim. Pek imge lafını da sevmiyorum. Dünya hayali oluşturma doğrultusunda bize bir fikir veriyor. Şimdi tabii bu kalkan yapılmaya başladığı andan itibaren, okunmaya başladığı andan itibaren bu kısım, çok kimseler bunun resmini yapmak, bir rekonstrüksiyonunu yapmak istemişler. Orta Çağ'da da var, sonra Rönesans sonrasında da var. Çeşitli resimleri, hatta bunun böyle rekonstrüktif bir modelini yapıp ürün olarak, nesne olarak üretme gibi niyetler de var. Fakat bu gayretleri tabii hani bir yanıyla görmemizi sağlayan bir şey. Yani şu anda Google'a yazsanız, Shield of Achilles yazsanız, işte Achilles'un kalkanı yazsanız, karşınıza bir takım betimler çıkar, bir takım şemalar çıkar, bir takım
alanlarla ilgili bir teori çıkar karşınıza. Bu teori size kalkanı hayal etmek için yardımcı olabilir bir yanıyla. Ama bir yanıyla da hayal etmenizin önünde bir projeksiyon oluşturabilir. Dolayısıyla aslında kalkan anlatısı müstakilen kendi okuyucusuna kendi kalkanını yaratma imkanı veriyor. Bu bakımdan kalkanı biraz da kendi kalkanınızı muhayyilenizde canlandırmak için bu metni kullanmanız şahsen salık verdiğim bir şey. Şimdi kaldığımız yerde 467'den itibaren körünün başına geçen Hephaistos'un harladı ateşi, buyurdu onlara işlerini yapmalarını diyor. Onlara dediği tabi Nedimeleri altından kızlar. Kızlar işleri yapmaya başlıyorlar ve bahsedilen bir madenci potası ve madenci potasına üfürmeye başlayan körükler var. Şimdi burada temel 3 terimden söz edebiliriz. Hephaistos'un eylemi anlatılırken 3 temayla bizi yavaş yavaş kalkanın içine sokuyor Homeros. Birincisi hareket, ikincisi niyet, üçüncüsü de sesler. Aslında bizi görsel alanda bir şeyi tarif etmeye başlamadan önce bir takım hareketlerden bahsederek bizi bir şeye hazırlıyor. Hephaistos'un niyetini anlatarak ve tabii muhayyilemize demirci ocağındaki sesleri yaşattırarak. Şöyle geliyor, harladı ateşi, buyurdu onlara işlerini yapmalarını. Körükler de 20'si birden başladılar üfürmeye madenci potasının içine. Her yönden üfleyişi âlâ nefeslerini salıvererek. Koşturuyordu kendisi de bir orada bir şurada olmaya. Hephaistos nasıl arzu ettiyse öyle tamamladı işlerini. Ateşe attı direngen tuncu da, kalayı da, muteber tutulan altını ve gümüşü. Akabinde yerleştirdi koca örsünü, örs kütüğünün üzerine. Tutuyordu bir eliyle sağlam çekicini, öbür eliyle tutuyordu ateş maşasını. Sahne bizi muazzam bir hareketlilikle ve seslerle, harlanan ateşin sesi, üfüren körüklerin sesi, koşuşturup duran Hephaistos'un ayak sesleri bir ses aleminin içine sokuyor. Ve tabii Hephaistos'un bir niyeti var. Bu niyet bir kalkan yapımı. Bu kısım aslında buradan başlıyor ve bizi 19. kitabın 369'una kadar götürüyor. Çünkü biliyorsunuz bütün büyük çatışmalardan, çarpışmalardan önce bir teçhizat giyme sahnesi vardır Homeros'ta. Bu aslında çok genişletilmiş bir teçhizat giyme sahnesi. Teçhizatın yapımıyla başlayan ve 19. kitap 369'da artık teçhizatı giydi diyor zaten Akileus'a. Bu kadar uzun bir pasaj, böyle 500 diziye yayılan bir pasaj, tamamen Akileus'un teçhizatı üzerine giymesini sağlayan bir pasaj. Bu böyle tabii bazı sahnelerin önemi arttıkça genişliğinin de arttığından bahsetmiştim. Burada da tabii Akileus'un yeniden savaşa dönmesi, aslında yeniden savaşa inisiye olması, bir giriş yapması meselesi var. Bunun içinde bu kadar uzun bir sahnede biz bunu göreceğiz. Şimdi tabii böyle muazzam bir teşbih aslında bir yandan da bu. Yani genişletilmiş muazzam bir teşbihten söz ediyoruz. Çünkü bu kalkanın üzerinde neler olduğunu tarif etmeye başladığında şair kalkanın çeşitli teşbihlerle kurulmuş bir teşbih kombinasyonu. Dolayısıyla aslında bütünüyle Akileus'un teçhizatını betimleyen ve yeni savaşa girdiğinde nasıl bir
güçler dengesiyle savaşa gireceğini tarif eden bir genişletilmiş teşbihe dönüşüyor. Şimdi 478'den itibaren arka arkaya paragraflar halinde neler yaptı Hephaistos, kalkanın hangi kısmına neleri ekledi, bunun böyle aşama aşama görüyoruz. Bu aşamalar zaman zaman poieo fiilini kullanıyor, yani yapma fiilini kullanıyor. Zaman zaman teko fiilini kullanıyor, yani işte böyle işte biçimlendirme filan gibi. Zaman zaman titemi fiilini kullanıyor, yerleştirdi işte, koydu gibi bir fiil kullanıyor. Fakat bazen çağdaşların yanıldığı gibi buradaki poieo da aslında bir poiesis, bir şiir vurgusu yok. Şairlere poiesis eylemini atfetmeye başladığımız ya da poietes, şair demeye başladığımız dönem ta Herodotos'ta başlayan bir dönem. Dolayısıyla burada böyle bir vurgumuz da yok. Dolayısıyla böyle sanki Hephaistos'un yaptığı işin bir şiir faaliyeti olduğu doğrultusunda bir aşırı yoruma kapılmamalıyız. Ama bu zanaatkarlık faaliyetinin çeşitli aşamaları ve özellikle herhangi bir sahneyi ortaya koyduğu yer, yerleştirdiği yer itibariyle bazen bu yerleştirme fiilini, yani titemi fiilini kullanıyor ve böyle yerleştiriyor. Bu arada bu yordama, yani bu ekprasisin böyle ele alınmasına çağdaşlar mizan abim diyorlar. Yani abim aslında Yunanca abysos'tan geliyor. Yani dipsiz filan demek. Dipsiz, dibi olmayan bir çeşit uçurum. Mizan abim işte bizim mizansende gördüğümüz kurguya benzer bir şey. Aslında boşluğun ortasında gibi bir manası var. Yani kelime kelime düşünürseniz. Boşluğun ortasında, niye boşluğun ortasında? Çünkü aslında Homeros bir sanat eseri, büyük bir sanat eseri. Bu sanat eserinin içinde başka bir sanat eseri tasvir ediliyor. Buna benzer örnekler Batı sanatında, resim sanatında da karşımıza çıkıyor. Roman sanatında da karşımıza çıkıyor. Çok da sıklıkla kullanılan bir yordam. Örneğin en harc alemi örneklerinden biri Velázquez'in Las Meninas tablosudur. Las Meninas tablosundaki bu mizanabim, yani tablonun içinde başka bir tablonun resmedilmesi mevzusu Foucault tarafından Kelimeler Şeyler'de başında böyle bir 100 sayfa kadar tartışılmıştır. Yani bir nesne içinde, bir sanat eseri içinde başka bir sanat eseri. Dolayısıyla bu başladığımız, içine girdiğimiz, görüyorsunuz girmekte güçlük çektiğim bu kalkan böyle büyük bağlamlar yaratmış, Batı edebiyatına etki etmiş bir başlangıç noktası. Bu nedenle burada ki her dizede yapılan hamleler, her dizede yapılan anlatı tekniği, ortaya koyulan anlatı tekniği bir yoğun bir etki alanına, geniş bir etki alanına sahip. Şimdi 477'den itibaren şöyle başlıyor. En başta yapı verdi o dayanıklı ve muazzam kalkanını. Her yanını kaplayıp işlemelerle, çevresine attı parıldayan bir kenarlık. Üç katlıydı o parıldayan kenarlıklar. Gümüş kaplı bir kayış vardı üzerinde. Kalkanın kendisi de beş katlıydı. Kendisi ise beş katlıydı. Akabinde onun üzerine nice işlemeler yaptı. Muttali marifetleriyle. Şimdi bu muttali marifetler, yani böyle bilgi sahibi olduğu marifetler. Tabii marifet kelimesi de aslında bir yanıyla böyle başka bağlamlarda diyafram filan da demektir. Fakat burada tam anlamıyla onun ortaya koyduğu marifetler kastediliyor.
Bu marifetlerin içinde örneğin kullandığı bir kelime kenarlık diyor Antüks. Antüks aslında arabaların sürücü mahalliğinin kenar parmaklığı içinde kullanılır. Muhtemelen bu Antüks kalkanın kenarına oluşturulmuş bir bordür gibiydi. Bu bordür nasıl yani şişkin miydi daha bir künk mü oluşturuyordu bunu bilmiyoruz ama 3 kat olduğunu biliyoruz. Yani 3 tane ayrı çember var. Hemen hayalinizde başlıyor aslında. Birinci çember, ikinci çember ve üçüncü çember ve bunların arasında bir takım sahneler cereyan edecek. En son çember, en son kenarlıktan sonra okeanos yer alacak. Tabii en son kenarlığın sonunda okeanos olması daha baştan bunun bir kosmos, bir dünya olduğunu ama tabii kosmosun diğer anlamlarıyla beraber süs, bir ziynet gibi dünya olduğunu bize tarif ediyor. Ve tabii işlemeler. Bu işlemeler Daidaleo fiili ve Daidalos kelimesi. Bunun tabii hep bizim literatürde doğu ile ilişkili, doğu işleme sanatı ile ilişkili bir şey olduğu akıldan çıkarılmamalı. Zaten kalkanın arkeolojik kökenlerine de baktığımızda hemen karşımıza ya Fenike ya Levant'taki bir takım unsurlar çıkıyor. Özellikle Girit çıkıyor. Dolayısıyla bir yanıyla Orient kökenli bir nesneden söz ediyoruz. Bunun hemen arkasından kalkanın bu sefer ilk aşamasına geliyoruz. Bu ilk aşama şöyle bir 4 dize, 5 dize ama herhalde böyle bir yarım saat anlatmam gerekecek size. İlk önce okuyayım size kısmı. Tasvir ettiği topraktakileri, göktekileri ve denizdekileri takati kesilmeyen güneşle Bedir halindeki ayı ve de göğü çevreleyip taçlandıran bütün takım yıldızlarını. Pleiades'i, Hyades'i ve Orion'un gücünü ve de ayıyı. Hani başka adla ona araba da derler. Kendisi döner durur aynı yere, gözler Orion'u, nasip almaz Okeanos'un hamamlarından. Şimdi tabii buradaki birbirleriyle ilişkileri, kovalamaca falan burada mitolojik bir takım unsurlarla beslenmiş bir hikayeden söz ediyoruz. Öncelikle ilk dize topraktakileri, göktekileri, denizdekileri. Bir aslında üçlü bir dünyadan söz ediyor. Ve bu aslında topraktakileri, denizdekileri, göktekileri derken bu bizim daha önceden bildiğimiz üçlü ayrıma oturuyor. Ne o üçlü ayrım? Zeus, Poseidon ve Hades. Üç büyük tanrının egemenlik alanları. Ve bunların karşılaştığı, karşısına gelen şeyler. Fakat öncelikle göktekilerden bahsedecek. Takati kesilmeyen güneş diyor. Bunu, bu takati kesilmeyen güneşi daha önce yukarıda da kullanmıştı aynı kitapta. Hera takati kesilmeyen güneşi gönderdi Okeanos'a diye böyle çok sıradan bir bağlamda kullanmıştı. Dolayısıyla daha ilk dizeden anlatıcı şöyle bir kanaat veriyor dinleyiciye. Aslında bir kalkanın üzerinde değil, gerçek hayattasın. Yani filmin içine girdik. Takati kesilmeyen güneş demesiyle beraber filmin içindeyiz. Bizi hemen sahnenin içine sokuyor. Daha ilk sözüyle ve Bedir halindeki, Dolunay halindeki ay göğü çevreleyip taçlandıran bütün takım yıldızları diyor. Fakat ardından sadece bunlardan dördünü sayıyor. Şimdi bu kısımda bu dördünü tabii biraz için içine gireceğim. Bu dördü hangileri ne demek isterler bununla filan. Ama bu dördünün dörtle sınırlı kalmayacağını ve aslında bundan çok daha fazla
olduğu kanaati Scolia yazarı tarafından şöyle söyleniyor. Evet, burada dört tane söyleniyor ama bunun dört tane olması icap etmez. Sadece bunlar olması icap etmez. Sadece bunlardan zikrediyordu. Bu ne demek? Aslında burada bizim oğlak dediğimiz, akrep dediğimiz, ki akrebin aslında Orion'la bir ilişkisi vardır. Akrep devamlı Orion'u kovalar. Gökte de böyledir. Yunan mitolojisinde de böyledir. Çünkü akrep Orion'un ölümüne sebep olan şeydir. Ve takım yıldızı olmasının sebebi de Orion'u öldürebilmesidir. Tabii ki akrep de orada. Dolayısıyla ilk çember ortada bir güneş ve dolunay ve çevrede takım yıldızları gibi bir evren sunuyor. İlk ortada bulunan çember. Bu ortadaki güneş, şimdi dediğim gibi böyle internette baksanız, arasanız karşınıza çıkan kalkanlarda bu güneş bir dört atlı arabayla ilerleyen Helios olarak karşınıza çıkacaktır. Yani bizim güneş dediğimiz bir yuvarlak olarak değil de daha ziyade Yunan'ın Helios dediği şey olarak karşınıza çıkacaktır. Keza ay da belki bir Selene kılığında karşınıza bir Numpa gibi çıkacaktır. Dolayısıyla bu ay, güneş ve bu dörtlü. Peki bu dörtlü niçin önemli? Niçin diğerleri değil de özellikle bu dörtlü anılıyor? Burada Homeros tipi erken dönem astroloji ile sonraki dönem ortaya çıkan tırnak içinde daha astronomik hesaplamaya dayalı yıldız ilmi arasında böyle bir geçişsellik söylenebilir. Nitekim biz Helenistik dönem Aratos'ta Painomena metninde bunların hesaplamaları ile ilgili daha böyle bugün ilmi diyebileceğimiz bir takım yaklaşımlar da görüyoruz. Fakat Homeros çağı insanın anlayabileceği üzere burada tarif edilenler aslında mitolojik hikayeleriyle buradalar. En fazla Hesiodos'ta gördüğümüz bir takım bağlantılarıyla bize bir şey söylüyorlar. Şimdi bunlar birbirleriyle ilişkili bazı takım yıldızları ve bir takım yıldızı haline getirilmeden önce de aslında birer tanrı tanrıça olarak, ölümsüzler olarak hayattalar. Şimdi Pleiades. Pleiades bizde tekabül ettiği takım yıldızı Ülker takım yıldızı. Süreyya da denir zaman zaman. Hatta böyle araştırırken karşıma çıktı. Mehmet Akif Ersoy'un galiba böyle bir şiirinde geçen, Çanakkale ile ilgili bir şiirinde geçen Yedi Kandilli Süreyya ibaresi aslında bu takım yıldızına işaret eder. Nitekim yedi kandillidir çünkü yedi tane yıldızdan oluşan bir takım yıldızıdır. Yedi tane kız yan yanaymış gibi aslında bir şey var. Ve tabii bunların yanında anneleri babaları da var. Çünkü bu takım yıldızı aslında 7'den değil 9'dan oluşuyor. Ne annesi babası? Yani açarsanız bir astronomi haritasını yahut işte şu anda cep telefonlarına bile sirayet etmiş işte bir takım uygulamaları. Bu uygulamalarda işte Pleiades nasıl bir şeydir diye bakarsanız babası Atlas, annesi Pleione, Pleiades de 7 tane kız. Bu kızlar çeşitli listeler var. Hani en harcalem liste Taygete, Tayugete, Elektra, Alkyone, Sterope ya da Astrope, Kelaino, Maya, Merope. Merope bunların en meşhurlarından biridir. Aslında en güçsüzü olmasına rağmen çünkü diğerlerinin hepsi ölümsüzlerle evlenmiştir. Merope'yi Sisipos'la evlendirirler. Onun için de en güçsüz yıldız olduğu söylenir. Şimdi bu isimleri biraz manidar. Pleiades ne olabilir? Tabii Pleiades hemen akla annelerinin ismini getiriyor. Pleione kızları gibi bir anlam getiriyor. Ama bir yandan da Pleiades onların Orion tarafından kovalandığında Tanrı tarafından
birer güvercine dönüştürülme mitosuyla ilişkilendiriliyor ve Pleiades güvercinler demek. Ya da komurular diyebilirsiniz. Onlar biliyorsunuz. Zoolojide bile birbiriyle biraz böyle birbirinin içine giriyor. Daha doğrusu dillerin içinde hep birbirinin içine giriyor. Dog mu, pigeon mu? Hani hep bir şey birbirine giriyor. Şimdi bunlar neyle ilişkililer? Ve niçin burada özellikle kullanılıyorlar? Öncelikle henüz güvenilir, sağlam bir temele oturmuş bir takvim yokken zirai faaliyetlerde kullanılabilecek tek zaman dayanağı takım yıldızları. Yani ne zaman ekeceğiz, ne zaman hasat edeceğiz, ne zaman bağ bozacağız, birazdan bunların tamamını aşağıda göreceğiz. Yani toprağa sürmek, hasat etmek, bağ bozmak, tüm bunlar aslında bu takım yıldızlarıyla tayin ediliyorlar. Bu takım yıldızları, birazdan diğerlerine de geçeceğim. Genelde Mayıs'la Kasım arasında gözüküyorlar. Bu aralıkta çıplak gözle görülebiliyorlar. Çıplak gözle görülebildikleri dönemde de tabii ki bir şeylere işaret ediyorlar. Örneğin Hesiodos işler günler 383-384'te hasat ve toprağa sürme zamanları için Pleiades'in, Süreyya Ülker'in kullandığını söyler. Keza Odysseus yolunu bulmak için Pleiades'i, Boötes'i, bizim çoban takım yıldızı dediğimiz yıldızı, takım yıldızını ve ayıyı, yani büyük ayı. Bu arada bu büyük ayı sıklıkla ilkokulda filan da işte çocuklar filan daha kolay anlasın diye cezveye benzetirler. Çünkü gökyüzünde en çok göründüğü hali böyle bir cezve şeklindedir. Bu cezve şeklinde olduğu kısımda aslında bir arabanın sanki şeyi varmış gibi, ucunda da bir boyunduruğu, bir dikmesi varmış gibi düşünülerek araba ismini de almıştır. Zaten araba derler diyor. Fakat takım yıldızının tamamına bakıldığında hakikaten kuyruğu olan, pençeleri olan bir ayı şeklinde olduğunu, tabii en parlak göründüğü anlarda daha çok cezveye benzediğini, büyük ayının. Tabii büyük ayıdan söz ediyorum. Küçük ayı da aslında biraz böyle benzer şekilde gözükür. Bunların isimleri Yunancasıyla işte çoban takım yıldızı Boötes. Boötes efendim işte şey aslında, Boötes, sırtmaç demek. Ayı da Arktos. Bu Arctic Circle falan diye bilinen kutup dairesi aslında bu ayıların, kutup ayılarının olduğu kısım. Tam da bu kelimeden geliyor. Bu bütün bu takım yıldızları temelde bir tarımsal, zirai faaliyetle ilişki içindeler. Aynı zamanda mesela denizcilikle ilgili bir şeye de tekabül ediyorlar. Odysseus yolunu bunlarla buluyor. Keza Pleiades, Hesiodos'ta işler günler 619-620'de Orion'dan kaçarken denize daldığından bahsediliyor. Bu arada bu denize dalma meselesi aslında ufuğun altına geçmek demektir. Nitekim metinde ayıdan söz ederken okyanusun hamamlarından nasip almaz diyor. Bu şu demek, ayı hiçbir zaman ufuğun altına inmez. Nitekim ayı tam da böyle işte çocuklara astronomi öğretirken en çok dikkat edilen şeydir. Çünkü her gece görülebilecek bir takım yıldızıdır. Daima görürsünüz, hiçbir zaman kaybolmaz. Her zaman da ufuğun üstündedir. Tabii bunların tamamı kuzey yarımküre için geçerli. Güney yarımkürede böyle değil. Şimdi buna ilaveten hüyatlar dediğimiz takım yıldızı, bu da yine Orion, Hüyatlar ve Pleiades, bunlar çok yan yanalar zaten. Biliyorsunuz bunlar sabit takım yıldızı. Yerleri belli. Ne kadar
yer değiştirseler de yine birbirleriyle olan mesafeleri de değişmiyor. Aynı yerde kalıyorlar. Bu nedenle de zaten çeşitli kültürlerde aynı adları almışlar. Yani Britanya'da işte Charles Wayne deniyor. Yani büyük ayı araba demektir. Wayne, wagon gibi bir anlama gelir ve araba demektir. Charles'ın arabası falan gibi. Çünkü herkes o cezve şeklini görüyor. Hüyatlar ise muhtemelen Hüeyn fiilinden geliyor. Hüeyn yağmur yağmak demek. Yağmurun yağması demek. Fakat hüsle de ilişkili olabilir. Domuz demektir. Nitekim Latince'de seculae ismini almışlar. Seculae domuz yavruları demektir. Şimdi burada neden böyle bir bağlam var? Çünkü Hüyatların Dionysos kültüyle bağlantısı var. Dionysos kültüyle şöyle bir bağlantıları var. Nysa'da Dionysos Hera'dan saklanırken Hüyatlar ona dadılık yapıyorlar. Yine bir problemli yani ancak yıldız olarak kurtulabilen bir durumdalar. Çünkü Hera'nın hışmına uğramamak için bir şekilde Nysa'yı terk etmek durumunda kalıyorlar. Hüyatların başka bir efsaneye göre de kendi kardeşleri öldüğü için onların yasından intihar ettikleri. Yani Hüyas diye bir kardeşleri var. Hüyas öldüğünde böyle bir vaziyet yaşanıyor. Şimdi burada Orion miti, Orion'un işte iflah olmaz bir kösnül, bir ne diyelim, cinsel arzularını dizginleyemeyen bir kahraman olarak gözükmesi ve herkese tebelleş olması, bunlardan bir tanesi de Pleiades. Bunun yüzünden de en sonunda tanrıların hışmına uğrayıp akrep tarafından öldürülmesi ve bir takım yıldızı haline gelmesi. Orion hala takım yıldızı olarak da Pleiades'in peşinde durumda bu arada. Yani mitolojiyle astronomik görüntü arasında da bir ilişki kurulmuş durumda. Benzer bir şey köpek takım yıldızının da Orion'la ilişkisi ve köpeklerin aslında bir avcı olan Orion'un köpekleri olduğu kanaati. Dolayısıyla tabii ki mitolojiden astronomi değil, astronomiden mitoloji çıkarılıyor. Ama netice itibariyle ortada yazılan öykülerle gördüğümüz görüntüler arasında bariz bir bağlantı var. Şimdi bu ilk çember. Fakat ikinci çemberden itibaren iki şehirden söz ediliyor. İki karşıt kutup, iki şehir. Bu iki şehrin bir tanesi barış içinde, ötekisi savaş içinde. İlk şehir, bu arada bunu da hani parantez içinde söyleyeyim. Bu metin daha böyle genişletilmiş bir şekilde Hesiodos'a atfedilen, aslında Hesiodos'un olmayan, Pseudo Hesiodos olduğunu artık bildiğimiz Herakles'in Kalkanı metninde daha geniş bir şekilde ele alınıyor. Çok benzer bir kalkan, bu sefer daha geniş bir şekilde ortaya koyulmuş bir ekprasisle orada karşılaşıyoruz. Burada 490'dan itibaren şehirlerden biri, yani barış olan şehir tarif ediliyor ve bir düğün sofrasından bahsediliyor. İki şehir vardı ve bunlardan biri düğün sofrası, şenlik sofrası ve gelinler ışıl ışın meşaleler altında götürüyorlardı kentin içinden. Çok düğün şarkıları yükseliyordu. Rakkas genç yiğitler dönüp duruyorlardı. Onların ortasında avlosların, porminkslerin curcunası vardı orada. Kadınlar ise her biri kapı önlerine dikilip hayran hayran seyrediyorlardı. Şimdi bakın, Ekprasis öyle içine aldı ki bizi, artık biz Kalkan'ı unuttuk. Tamamen bir sahnenin içindeyiz. Anlatılan bir sahne var. Orada bir kadın kapısının önüne çıkmış. Giden düğün alayını seyrediyor ve sevinç içinde. Ve neticede muazzam bir barışın tadına varma var. Burada işte rakkas genç yiğitler, dansçı genç yiğitler ve bunların dansları
Bu daha sonra da tarif edilecek. Özellikle hasat sonrası danslarında. Bu dansları da biraz bizim folklorik unsurlara da benzetebilirsiniz. Çok benziyorlar çünkü. Avlos iki borulu bir üflemeli saz. Pormings, lira dediğimiz saz. Bunlarla müzik icra ediliyor. Fakat barış toplumunda sadece bu değil, bir şey daha var. Şimdi barış, evet, şenlik alayı var, düğünler var, ritüeller var ama bir yandan da bunun sağlam bir şekilde kalabilmesi için hukuk gerekiyor. Ve barış şehri için bir hukuk sahnesi ortaya koyuluyor. Bu hukuk sahnesi çok da tartışılmış bir sahne. Acaba niçin bu şekilde ortaya koyuldu? Aslında İlyas'ın genel bağlamına bakıldığında burada ortaya koyulan hukuk sahnesinin çok da böyle yerli yerine oturduğu anlaşılıyor. Ama okuyun, birlikte karar verelim. Ahali hep birlikte toplanıyordu içtimada. Orada çekişme de yükseliyordu. İki yiğit çekişiyordu kan pahası yüzünden. Öldürülmüş bir yiğidin. Biri taahhüt ediyordu hepsini ödeyeceğini, ilan ederek bunu halka. Diğeri ise reddediyordu herhangi bir şey almayı. Her ikisi de istiyordu neticeye varmak bir hakimin huzurunda. Şimdi bu kan pahası cinayet işlendiğinde verilen bir çeşit öldüren kişinin sağ kalmasını ya da sürgüne gitmesini sağ kalmasını sağlayacak ya da sürgüne gitmesini engelleyecek bir meblağ. Poine diyoruz buna. Aslında bütün kitapta, İlyas'ta tartıştığımız bir konuydu bu. Poine, bedel konusu. Bir taraf bedeli vermek istiyor, öteki taraf kabul etmiyor. Erken dönem Yunan hukuki anlayışları çerçevesinde bu bayağı bir de tartışılmış. Acaba ödeme yapılmış da ödemeyi mi kabul etmiyor, yoksa ödemeyi yeniden mi yapacak filan gibi bayağı bir tartışılıyor. Ama aslında Agamemnon'un Akilleus'a önerdiği hediyelerle bağlamı birlikte düşündüğünüzde tam da buraya oturan bir şey var. Çünkü Akilleus tıpkı buradaki adam gibi hiçbir bedeli kabul etmeyen bir konumda. Agamemnon ise sonsuzca bedel ödemeye razı durumda. Dikkat ederseniz elçileri gönderdiğinde bunları veriyorum, daha fazlasını istiyorsa onu da veririm diyordu. Vermeye razı zaten. Ama Agamemnon'un teklifini Akilleus kabul etmiyordu. Fakat burada temel bir bağlantı 503'ten itibaren şöyle sunuluyor. İhtiyarlar ise oturuyordu kutsal bir çemberde, perdahlanmış taşların üzerinde. Şimdi bu perdahlanmış taşlar ve üzerinde oturma, yani benim aklıma çok bambaşka bir şey geldi. Vakti zamanında eski Langa'da halkın gidip bostanlardan sunulan bir takım sebzeleri, işte çoluk çocuk böyle taşların üzerine oturup sohbet ede ede bir şey eğlencesi, ailece yapılan bir eğlence olarak gidip orada işte sebzeleri yiyip beraber sohbet ettiklerinden bahsetmişti bir büyüğüm, rahmetli bir büyüğüm. Bir çember, bir sohbet çemberi, bir istişare çemberi. Bu istişare çemberinin benzeri Odiseya'da karşımıza çıkıyor. 8. kitap, 6. dizede. Bu aslında Zeus'un kutsadığı, onun için de kutsal. Çünkü bu istişare meclisinden dike çıkacak. Yani hakkaniyet çıkacak. Nitekim bu istişare meclisinin arkasında 505'ten itibaren çıkacak dike ile ilgili şunu söylüyor. Tutuyorlardı ellerinde sesleri çınlayan tellalların asalarını. Art arda kalkıyorlardı yerlerinden. Münavebe ile hükmediyorlardı. Yatıyordu ortalarında iki külçe altın, iki talanton altın. Bahşetmek üzere içlerinden en dost doğru hüküm söyleyene. Şimdi bir hüküm verilecek ama
Bu hükmün doğruluğu için de bir bedel tayin edilmiş durumda. Aslında yukarıda suça verilmiş bedele karşılık iyi verilmiş, hükme verilmiş bir ödül olarak karşımıza çıkıyor. Bu Poine'nin çift anlamlılığı, yani bir yanıyla bir ceza, ceza bedeli bir kan pahası, bir yanıyla da bir ödül olarak nasıl kurulduğu ile ilgili bir sahne. Bu sahne barış tarafında karşımıza çıkan bir sahne. Çünkü hukukun işlerliği bu sahnede bize bir barış tesisi, barış tesis eden bir şey olarak sunuyor. Sonrasında savaş sahnesi olan şehre gidiyoruz. Bu arada ikinci çemberdeyiz. Barış şehri, şimdi de karşı tarafta savaş şehri. Savaş şehrinde neticede birbirleriyle savaşa tutuşmuş, özellikle de mal mülkün nasıl paylaşacağı ile ilgili birbirine pusu kuran iki ahaliden, iki ordudan söz ediliyor. Ve 514'ten itibaren bizim daha önce hatırladığımız bir sahne hatırlatılıyor. Bu sahne 3. kitap 514-515'te pardon özür dilerim 3. kitap 145-244'te Teikoskopia diye bildiğimiz büyük surun üstünde Helena'nın bütün orduyu seyretmesi sahnesi. Burada da kuşanmış vaziyetteki orduyu seyreden bir ahaliden söz ediliyor. Ve burada bir pusu sahnesi var. Uzunca anlatılan bir pusu sahnesi. Bu arada yine hala kalkanın içindeyiz. Ve kalkanın içinde bir pusu sahnesi. Gelen çobanlar, çobanlarla beraber gelen hayvanlar, davarlar ve büyükbaş hayvanlar ve bunlara atılan pusu ve pusu sonrasında ciddi bir sahne, bir katliam sahnesi. Şimdi bu sahnenin ardından bir pasaj, özellikle şeyde geçen Herakles'in kalkanında geçen bir pasaj. Kimileri tarafından, kimi antik klasifiyologlar tarafından buradan çıkarılan bir pasaj. Şöyle söylüyor, 535'ten itibaren bir nifak, bir karmaşa katılıyordu aralarına ve de helak eden ecel tutuyordu gâh yeni yaralanmış sağ birini, gâh yaralanmamış birini, gâh ayaklarından çekip götürüyordu hırgül içinde ölmüş birini. Boz renkli bir kıyafet gibi kuşanmıştı omuzlarına yiğitlerin kanıyla. Şimdi tabii öteki tarafta böyle düğün sahnesi, adaletin dağıtıldığı bir sahne. Bu tarafta hırgür ve kan var. Bu denge ve tabii onun içindeki evrensel takım yıldızları dengesi. Aslında onların içinde de çekişme var ama bir adalet yine aynı şekilde bir dike işlemeye devam ediyor. Bir yanıyla bu kalkanın tamamına bir çeşit Yunan tipi dike tablosu, hakkaniyet tablosu gözüyle de bakabilirsiniz. Çünkü bu hakkaniyetin çeşitli seviyeleri ortaya koyuluyor. En ortadaki çemberde tabii ki bu kozmik seviyede. İkinci seviyede ise bir savaş sahnesi geliyor. Şimdi üçüncüye geçmeden önce, yani üçüncü bu sefer tarımsal saha olacak. Tarımsal sahada da üç farklı aşamayla biz bunu göreceğiz. Nedir bu üç farklı aşama? Bir tanesi toprağa sürmek, diğeri hasat etmek ve bir tanesi de bağ bozmak.
Onun da dışındaki çemberde yine 3 aşama raks, raks eden insanlar, koyunların güdülmesi ve sığırların güdülmesi göreceğiz. En ortada kozmik, sonra bir savaş ve barış, siyaset zemini. Üçüncü çemberde tarımsal saha, zirai saha ve son çemberde de özellikle hayvancılıkla ilgili saha. Tabii en son çember zaten okyanus gelecek. Şimdi bunu böyle görünce kimileri Dümezil'in üçlü Hint-Avrupa geleneğinin üçlü yapısı, üçlü fonksiyonu dediği yapının burada olduğu kanaatlerini ortaya koydu. Buna da böyle kısaca değineyim. Dümezil'in üçlü fonksiyon kuramına göre aslında bütün Hint-Avrupa gelenekleri üç temel toplumsal yapı ve aslında dinamikten oluşur. Rahipler, askerler ve tabii sonunda da besin üreticileri. Yani buna ziraat girdiği gibi hayvancılık da girer. Besin üreticileri. Çiftçiler ve hayvancılar. Dolayısıyla pek çok yeni karşılaştırmalı mitoloji Dümezil takipçisi burada hemen evet işte rahipler alanı en orta çember, sonra askerler alanı sonraki çember, en son çemberde, en son iki çemberde tarımla uğraşanlar, ziraatla uğraşanlar ve hayvancılıkla uğraşanlar diye bu sistemi tamamlayan bir resim olarak gördüler. Bu Dümezil'in Mahabharata gibi büyük Hint-Avrupa destanlarında olduğu gibi kimi Kafkas kökenli dillerde ama Hint-Avrupa dillerinde gözlemlediği ve ortaya koyduğu bir teoriydi. Bu teori zaman zaman hala işlerliğini bir şekilde meşruiyetini korumaya, savunmaya devam etmesine rağmen belirli açılardan da eleştiriye de uğradı. Ama bundan da böyle bir ara bilgi olarak bahsedebiliriz. Şimdi 541'den itibaren biz artık üçlü bir aşamaya giriyoruz. Çiftçinin yılından bahsedeceğiz. Şimdi bir çiftçinin yılı toprağa sürmesi, tahıl ve buna benzer gıdaların hasadı ve en son aşamada da bağların bozumu. Bağlar en son bozulur yani zaten. Bu biraz evvel söylediğim zaman aralığının içine tekabül ediyor aslında. Mayıs'tan Kasım'a kadarki bir süreç bu. Bir şekilde ekim ve dikim, ondan sonra da hasat meseleleri. Tabii bu ters istikamette de düşünebilir. Böyle Mayıs'tan Ekim'e değil de Ekim'den Mayıs'a diye düşünebilirsiniz. Çünkü biz hasadın, tahıl hasadının yapıldığı dönemden çok daha sonraya bir bağ bozumu olduğunu biliyoruz. Tabii burada aslında bir yanıyla da bir tanrısal alan da belirleniyor. Yani sürmekle ilgili, hasatla ilgili ve bağ bozumu ile ilgili tanrıların da alanları bir yanıyla da belirleniyor. Doğrudan burada zikredilmemesine rağmen. Fakat 541'den itibaren üzerine bir de Nadas'a bırakılmış yumuşak, zengin bir arazi yerleştirdi diyor. Geniş ve üç kez sürülmüş. Pek çok çiftçi vardı üzerinde. Bir aşağı bir yukarı döndüre döndüre sürüyorlardı çifte koşulmuş hayvanları. Saban izinin sonuna varınca dönerken oradan bir yiğit gelip bal tadında şarap dolu bir peymaneyi verdi onların eline. Geri döndüler karık boyunca. Hevesle varmak üzere Nadas'a bırakılmış derin arazinin sonuna. Kararmıştı toprak arkalarından
sürülmüş bir arazi gibi altından olduğu halde. Hakikaten şaşılası şeydi bu yapılan. Şimdi tabii bir yanıyla sahneden bahsediyor. Dolayısıyla Becker'in söylediği Recep Say'dan, yani olaydan bahsediyor. Ama bir yandan da opus ipsuma, yani şeyin kendisine, kalkanın kendisine dönüyor. Dolayısıyla karığın altından olduğunu da söylüyor bize. Yani orada Saban'ın sürdüğü karık altınla işlenmiş bir karık. Bu tabii bizim kendi edebiyat eleştirisi düzlemimizde bile Homeros'ta karşılaşınca şaşa kaldığımız bir anlatı stratejisi. Bu sıradan bir strateji değil ve çok yankı uyandırmış bir strateji. Bunun arkasından daha önce başka bir pasajda da gördüğümüz bir kısım geliyor. Bir kraliyet mülkü ve bu kraliyet mülkünde Basileon sıfatı özellikle kullanılıyor. Bu kraliyet mülkünde yapılan hasat faaliyeti. Bu hasat faaliyeti şöyle tarif ediliyor. Üzerine bir de 550 deyim. Üzerine bir de kraliyet mülkü yerleştirdi. Orada rençberler hasat ediyorlardı ellerindeki keskin oraklarla. Demetler ardı ardına devriliyordu karık boyunca yere. Diğer demet bağlayıcılar saman saplarıyla bağlıyorlardı. 3 demet bağlayıcı almıştı yerini. Ancak arkalarından çocuklar topluyorlardı demetleri. Taşıyıp kucaklarında durmaksızın teslim ederek onları ve onların arasında kral sükût içinde tutup asasını dikilir dururdu. Karığın civarında mesru olarak yüreği. Şimdi bu pasaj özellikle Basileus dediğimiz şahsın nasıl birisi olduğunu da bize birazcık daha netleştiriyor. Bunu hatırlıyor mısınız bilmiyorum. Galiba 3 ya da 4. giriş konusunda birazcık konuşmuştum. Basileus kimdir? Anax kimdir? Bunlar kimdir? Nasıl görevleri vardır diye sorduğumuzda bu kısım aslında kralın bir çeşit yerel toprak mülkü sahibi, bir çeşit ağa olduğundan da bizi haberdar ediyor. Çünkü mülkün sahibi olduğu için de oradaki çalışanların tamamının idaresinden mesul birisi. Bir çeşit idari makamı olduğu gibi mülkün sahibi olduğu için de böyle bir ticari konumu da olduğunu anlıyoruz. Ve bunun ardından tabii hasadın bereketi bir ziyafet sofrasıyla karşımıza çıkıyor. Sofra hazırlanıyor ve meşe ağacının altında sofrada yeniyor. Şimdi tabii buralarda böyle tek tek her bir noktayı sembolik anlamlarıyla tartışmaya çok bir vakit yok. Bir yandan da hacet yok. Çünkü sembolik anlamlar mitolojiyle alakalı müktesebatınız oranında sizin muhayyelinizde canlanabilecek bir şey. Yani meşe ağacı size ne ifade eder? Mitolojik olarak bağlantıları nedir? Niçin meşe ağacının altında kuruyorlar? Yahut ak arpa yarması niçin burada servis ediliyor ve yemek yeniyor rençberler tarafından? Tüm bunlar böyle tarif ettiği ve atıfta bulunduğu bir alana işaret ediyor. Çünkü işte ak arpa yarmasının Demeter'le olan ilişkisi, Demeter kültüyle olan ilişkisi. Tabii burada bu hasat ile Demeter'in doğrudan bağlantısı ama Demeter'in burada zikredilmemesi. Meşe ağacının daha önce konuştuğumuz bir takım bağlantıları. Fakat her bir aşamada kalkanı çeşitli anları tartışılırken bize bir takım sembolik anlamlarıyla bir evrenin kurulduğu, bir Yunan evreninin
kurulduğu fikri veriliyor. Son tarımsal faaliyet, zirai faaliyet olarak üzerine bir de üzüm taneleri yüklü kocaman bir bağ yerleştirdi diyor. Tabii yerleştiren. Bakın bu yerleştirdi dedikçe aslında Artifex'in yani yaratıcı olan Hephaistos'un kimliği her seferinde vurgulanıyor. Zaman zaman bize unutturulan Hephaistos yeniden hatırlatılıyor daha doğrusu. Çünkü biz olayların içine girdikçe Hephaistos'un orada olduğunu unutuyoruz, kalkanı unutuyoruz, olayların içindeyiz. Ama geri gelip yeniden Hephaistos'un demirci çekicinin altına yerleşiyoruz. Güzel mi güzeldi? Altındandı. Kara üzüm salkımları vardı boylarında. Şimdi bu kara işte melas, zaman zaman kuanos filan da diyor. Bir takım renkleri kullanıldığını görüyoruz kalkanın üzerinde. Kuvvetle muhtemel bu renklerin metal kaplamalarıyla yapıldığını anlıyoruz. Yani kalay, gümüş, altın, bakırın çeşitli kullanımlarıyla işte kırmızı renk, beyaz renk ya da zaman zaman siyahı elde edebilecek bir rengin kullanıldığı ve bir şekilde ortaya çıkan kalkanın da rengarenk bir yapıda olduğunu da bize tarif ediyor. Çünkü doğrudan bir takım renklerin ortada olduğu belli. Bunun arkasından mesela her bir parçanın hangi metalden yapılmış olduğu ile ilgili, mesela gümüşten bağ sırıkları dikti içine boylu boyunca. Bağ sırıkları gümüşten oradalar. Çevresine de kuzguni künk ile etrafına bir çit yaptı. Kalaydan bir tek patika vardı onun içinde. Onun üzerinden gidip geliyordu hamallar bağı bozarlarken. Neşe içindeydi ere varmamış kızlar, bekar delikanlılar taşırken örülmüş sepetler içinde bal tadında meyveleri. Ortalarında bir delikanlı duru sesli pormiksini çalar durur tutkuyla. Terennim öder bir güzelim Linos namesini. Şimdi bu Linos kim? Linos mitolojik bir müzisyen. Yunan'da bu mitolojik müzisyenler ve Apollon'la olan başlarının belası konumları. Çünkü Apollon'la her yarıştıklarında Apollon tarafından öldürülen bu müzisyenlerden biri. Apollon'un kıskançlığının hedefi oluyor. Marsyas da böyledir işte. Phrygyalı Marsyas böyle bir durumdadır. Aslında Linos namesi Herodotos'ta bir ağıt formu olarak söyleniyor. Fakat bir tutamak var ki şayet Linos hasatla ilişkili bir tanrıysa, böyle Adonis gibi bir ölen tanrıysa, o zaman hasat içinde bir şenlik şarkısı olarak da okunabilecek bir name gibi duruyor. Çünkü zarif sesiyle aynı anda yaptıkları darplarla refakat ediyorlardı. Şarkıları ve sevinç çığlıklarıyla ve de ayaklarıyla raks ederek. Şimdi bir raksla daha karşılaştık. Bu arada çeşitli rakslarla karşılaşıyoruz. Bir raksla daha karşılaşacağız. Yine yani düğünde bir raks karşılaştık. Bu sefer hasat raksı. Akabinde yine başka bir raksla karşılaşacağız. Bunun ardından hayvancılığa geçiyoruz. Sığırlardan bahsedecek. Düz boynuzlu sığırlardan, altından ve kalaydan yapılmış sığırlardan. Böğürtüleriyle ilerliyorlardı ahırdan meraya doğru, yankılayarak nehrin boylarını sallanan sazlıkların yanında. Çok çok hoş bir dize. Tabii Yunancasıyla daha hoş. Benim naçiz çevirimle o kadar hoş olmayabilir ama hakikaten betimlenen sahne. Çok hoş bir sahne. Ve arkalarından gelen altından çobanlar. Çoban betimlerinin altından olduğunu anlıyoruz. Ve dört tane bu çoban ve arkalarından gelen atik köpekler canla başla ilerliyorlar ve orada gelen bir aslan ve aslanın sığırlardan birini alıp
kapması, iç organlarını yemesi ve kara kanını diyor. Bu bizim bugün dahi aslan belgesellerinde karşımıza çıkan bir şey. Aslan ilk evvela aslında aslan payını alan erkek aslan diyelim. Kurbağanın karaciğerini yiyor. Çünkü karaciğer en yüksek protein değerine sahip olduğu için o aslan payı erkek aslana bırakılıyor. Sonra yavaş yavaş parçalar, tabii aslan payını erkek aslan almak koşuluyla sürünün diğer tarafına pay ediliyor. Burada da iç organlarını ve kara kanını yiyen bir aslan. Dediğim gibi bu sahne Fenike kökenli kaselerde karşımıza çıkan bir sahne. Burada da karşımıza çıkıyor. Ve aslanla baş edemeyen ve ona sadece uzaktan havlayan köpekler. Devamında bir kısım bir mera tarif ediliyor. Üzerine bir mera yaptı şanı şumullu Ampiguaes. Ampiguaes yani işte bacakları, kolu bacağı çarpık, daha doğrusu bacakları çarpık olan Hephaistos. Bir kült isim olduğu için olduğu gibi bırakıyorum. Hani engin Knossos'takilerin, özür dilerim, akbak koyunlar vardı o kocaman meranın güzelim koyağında ve de ağıllar, barakalar, üzeri çatılı sığınaklar vardı. Meradan sonra karşımıza bir koros çıkacak. Koros tabii hemen aklınıza horonda gelebilir. Koros, raks alanı, raks pisti, dans pisti anlamına gelir. Koros genelde bir bereket simgesi olarak çok zikredilir. Bizdeki horon tepmenin de bununla çok doğrudan bağlantısı var. Yani aslında korosu tepmek, akusatif olarak düşünürseniz. Üzerine de bir raks meydanı nakşetti. Bu kelimeyi özellikle kullanıyor. Şanı şumullu Ampiguaes. Hani engin Knossos'takini andıran bir tanesini. Vaktiyle Daidalos işlemişti onu güzel perçemli Ariadne için. Oradaydı bekar delikanlılar ve çok sığırlara bedel ere varmamış kızlar. Raks ederken tutarlardı elleriyle birbirlerinin bileklerinden. Bu bilekten tutma kimi Homeros yorumcuları tabii hemen Yunan'a bakıyorlar. Yunan üzerinden halk oyunlarına bakıyorlar. Hakikaten bu bilekten tutma var. Tabii bizim coğrafyada da var. Benzer bilekten tutma oyunları. Fakat oyunun kızlı erkekli ikisinin birden olduğu bir versiyonla oynanması ve farklı kıyafetler. Kızlar giyinmişti üzerine narin ince keteni, delikanlı ise esvaplar güzelce eğrilmişlerden, güzelce parıldıyorlardı zeytinyağıyla. Bu zeytinyağıyla mes olmak ve bir şekilde parlayan bir cilde sahip olmak, bunlar da bariz unsurlar karşımıza çıkıyor. Kızlar güzelim taçlar takmışlardı, delikanlılar ise taşıyorlardı altından kurban palaları, gümüş kaplı kayışlarında. Hemen tabii böyle arada böyle hemen söyleme gereği duyuyorum. Çünkü bu konuya ayrıntılı girmeye fırsat olmadığını düşündüğümden girmedim. Fakat burada tarif edilen gümüş kaplı kayışlar, altından kurban palaları ya da hançerler, bunlar arkeolojik malzeme ile bizim Mükenay'da Girit'ten çıkarttığımız karşımıza çıkan, doğrudan karşımıza çıkan malzemeler. Dolayısıyla kalkan betimi, kalkanda çıkan, karşımıza çıkan maddi nesneler özellikle arkeologların çok ilgisini çeken bir kısım olarak duruyor. 559'dan itibaren devam ediyor. Delikanlılar döne duruyorlardı koşarak işin erbabı ayaklarıyla ziyadesiyle zahmetsizce. Hani ayarlar ya tekerini avuçlarıyla oturup da sınarken çömlekçi
nasıl döndüğünü görsün diye. İşte öyle. Başka seferinde koşturuyorlardı birbirlerinin sıralarına doğru. Dönüşlerinin sanki bir çömlekçi tekeri gibi muazzam bir dakiklikle olduğundan bahseden bir teşbih. Tabii bu dakiklikler kalkanın son çemberinde yer alan dakiklikler. Dakik bir çember ama unutmayalım ki aynı dakik çember kalkanın içinde bizim astrolojik takım yıldızlarında da vardı. Bu dakiklik ve ahenk ve dansın daima bir tema olarak kalkanın içinde yer alması kozmik bir ahenkle ilişkilendirilebilir ve böyle okunabilir. Tabii ki pek çok yorumcu tarafından da okundu. Şöyle diyor geri kalan kısımda, büyük bir izdiham dikiliyordu çevrede. Özlenen raks meydanında neşe içinde, onların arasında da iki cambaz. Önderlik ederek şarkılı rakslara taklalar atıyorlardı meydanda. Bu cambaz gösterileri tabii günümüzde çok fazla karşılaştığımız bir şey değil ama yine bu Langa'daki hikayeyi anlatan büyü Gülhane'deki şenliklerde çok fazla cambaz gösterileri olduğundan bahsederdi. Bu coğrafyanın tabii kendi kültürel mirasıyla alakalı bir şey. Bu hep öyle devam etmiş. Bugün pek de karşılaştığımız bir akrobatik faaliyet değil bu ama bu tip gösteriler net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Şimdi son kısımda üzerine bir de Yüce Nehir okyanusun gücünü yerleştirdi. İtinayla yapılmış kalkanın ucuna kenarlık olarak. En son katman, artık en kenar okyanus nehri, nehrin muazzam kapsayıcılığı. Şimdi bunu bir kültürel dünya haritası, bir Yunan haritası, bir kosmos imgesi gibi okumak mümkün. Bunu söyleyen sadece modernler değil bu arada. Yani imago mundi, dünya imgesi tabirini ilk kullananlardan biri Ovidius'tur. Ovidius özellikle de kalkanla ilişkili bu kelimeyi kullanmıştır. Dolayısıyla aslında bunun bir kosmos, Yunanca tabiriyle aynı zamanda bir zinet, aynı zamanda bir düzen ve aynı zamanda bir dünya ve evren modeli sunduğuyla ilgili fikir, antik çağdan beri işlenen bir fikir olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle kalkanı böyle bir sembolik anlamıyla okumak mümkün. Bu sembolik anlam Yunan'ın Homeros sonrası dönemde etkilendiği ve özellikle gündeme gelen bir takım dini uygulamalar ve senkretik olarak Demeter kültüyle ilişki içine giren Orfeusçu bir takım yaklaşımlarla beraber yeniden de okunabilir. Yani Orfeusçu bir takım metinlerin, mesela Argonautica gibi metinlerin ya da doğrudan Rodoslu Apollonius'un Argonautikasındaki Yason'un pelerinindeki Ekprasis üzerinden ve Orfik göndermeler üzerinden yeniden de okunabilir. Ki bunlar yapılmaya da devam ediyor. Kalkan herhalde akademik ilgiden fazla nasibini almış bir malzeme. Çeşitli düzeylerde çapraz okumalar yapabilirsiniz ve üzerine çalışabilirsiniz. Gördüğünüz üzere kitap sadece 10 dize gibi bir kısımda geri kalan teçhizatı sıralıyor. Geri kalan teçhizat, akabinde dövünce o dayanıklı, o muazzam kalkanını, dövdü onun için ateşin yalımından bile daha parlak bir göğüs sırhı, dövdü şakaklarına oturacak sağlam bir sorguçlu miğfer, güzel mi güzel,
nakış kaplı altından bir sorguç vardı üzerinde. Sonra dövdü pekala kalaydan yapılma dizliklerini. O zaman bütün silahları yaptı didine dinle şanlı Ampugüeyes, Güeyes kaldırıp koydu Akilleus'un anasının önüne. O da bir şahin misali indi ya da nazil oldu. Karla kaplı Olimpos'tan taşıyarak parıldayan teçhizatı Hephaistos'un yanında. Artık bu teçhizatın Akilleus'un önüne koyulmasına hazırız. Fakat bu teçhizat, dedim ya size, tılsımlı. 19. kitabın başından itibaren biz burada hiç korkucu bir şey olmamasına rağmen daha Akilleus'un önüne koyulmasıyla birlikte Mirmidonların teçhizata bakamadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu teçhizat üzerindeki sadece figürlerle değil, kendisinde bir tılsım, kendisinde bir ürkütücülük içeren bir kalkan. Bu bakamama ve Akilleus'un hemen kalkıp bakabilmesi, bunlar manidar, kalkanla ilgili, teçhizatla ilgili bize fikir veren şeyler. Ayrıca bu kitap başlı başına kalkanın Ekpras ile birlikte bizi Akilleus'u yeniden savaşa sokmaya hazırladığı için yeniden savaşa girdiği bu sahne bize Akilleus'un yeniden gazabını kontrollü bir şekilde kullanacağı savaş meydanına döneceğinin habercisi. 19. kitap bunun bir geçişi olarak devam edecek. Gerçekten anlamda Akilleus'un artık savaşa girmesi için 20. kitapta karşımıza çıkan bir şey. Aeneas'la karşılaşması. Ama 19. kitap bir geçiş ve tüm bu üzerine giyme, onunla onun tam olarak üzerine oturması sahnesinin bir özeti olarak karşımıza çıkacak. 18. kitap en başından Akilleus'un haberi almasından itibaren aşama aşama bizi silahlanmış bir Akilleus'a doğru götürdü. Bu silah kuşanmak, zırh kuşanmak, bu sahneler işte dediğim gibi zaman zaman 20 dize, 40 dize araya sıkıştırılabilir. Daha kısa bir şekilde tartışılabilir. Ama Akilleus büyük kahraman, onun için neredeyse 1000 dize yayılan bir giyime, kuşanmayı, savaş için hazırlığı ortaya koyan bir sahne. Bir başından söylediğim gibi bir mizanabim içeren, yani bütün bir destanın içinde bir sanat eserinin yeniden anlatıldığı bir sahne. Tabii belirli açılardan metalepsis, şeyin anlatıcının zaman zaman tamamen bağlamın içine girdiği, zaman zaman bizim yanımıza geldiği, böyle bir anlatı tekniğin kullandığı bir sahne. Dolayısıyla çeşitli anlatı teknikleri itibarıyla bir köken metin, sadece mitolojiyle ilgilenenler için değil, aynı zamanda edebiyat eleştirisiyle ilgilenenler için manidar, üzerinde durulması gereken bir kısmı sonlandırmış olduk. Galiba sürem de bitti. Çok teşekkür ediyorum. Burada bulunanların ayaklarına sağlık. Ekranları başında ve podcastlerinin başında olanların da gözlerine kulaklarına sağlık. Hüsnü Hanım'ın da teknik masa içinde teşekkür ediyoruz. Kalın sağlıcakla.